Sayın Cumhurbaşkanı, Euronews'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Türkiye'nin bölgesinde son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkiler nedeniyle Batı'da ciddi bir tartışma doğmuş durumda. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye Batı'dan yönünü dönüyor mu? Eksen mi değiştiriyor? Bu yönde ciddi bir endişe ve kaygı ifade ediliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye yönünü doğuya mı dönüyor? Türkiye nereye gidiyor? Bir süredir bu tip Türkiye üzerinde tartışmalar yapılıyor. Bunları izliyorum ve bunlarla ilgili kanaatlarımı da hep şöyle belirtiyorum. Bunların hepsi yanlış şeylerdir. Bunların bazıları kasıtlı, bazıları bilgisizlikten dolayı yapılan yorumlardır. Türkiye'nin istikameti gayet açıktır. Türkiye en gelişmiş demokratik standartlara ve ekonomik standartlara ulaşmak için çalışıyor. Bu bakımdan değerlerini yükseltiyor. Bu bakımdan anayasasını, kanunlarını hep değiştiriyor. Ama aynı zamanda da jeopolitiğin verdiği imkanlardan da faydalanıyor. Tarihten, geçmişten gelen avantajlarından da faydalanıyor. Dolayısıyla çok yönlü bir politika takip ediyor. Türkiye'nin ama gittiği istikamet değerler bazında baktığınızda gelişmiş demokratik ülkelerin geldiği seviye. Kasıtlı dediniz. Kasıtlıdan yani Türkiye'nin eski aslında takip ettiği politika bence yanlış bir eksen üzerindeydi. Şimdi bir ülke düşünün ki komşularıyla daima problemli. Komşularıyla ticareti minimum seviyede, ekonomik ilişkileri minimum seviyede. Böyle bir şey olamaz. Adeta Türkiye bir çıkmaz sokak gibi idi eskiden. Şimdi ise böyle değil. Türkiye bir kavşak olmuş vaziyette. Almanya ile Fransa'nın ticaretine bakın, Kanada ile Amerika'nın ticaretine bakın, komşu başka ülkelerin ticaretlerine bakın. Hepsi ticaret hacimlerini en yüksek payı alırken Türkiye'nin ticareti komşularıyla çok azdı. Bu yanlış bir eksendi doğrusu. O açıdan Türkiye esas doğru bir eksen üzerinde oturuyor. Son NATO zirvesinde sizin de çabalarınızla, Türkiye'nin de çabalarıyla yeni NATO'nun yeni füze savunma sistemine karşı bir hedef ülke belirtilmedi. Gerek İran gerek herhangi bir ülke. Fakat Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy zirve çıkışında yaptığı açıklamada biz kediye kedi deriz diyerek bu hedefin İran olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o açıklamadan ziyade bizim davranışımız prensipli ve ilkeli bir davranıştı. NATO bildiğiniz gibi bir savunma örgütü. NATO bir saldırı örgütü değil. Ve NATO bir ülkeyi hedef almaz. Belli bir ülkeyi hedef almaz. Bu sistemde de kimde füze varsa, kim füze geliştiriyorsa bunlara karşı tedbir alındı. Yarın bugün füzesi olmayan başka balistik füzeye sahip ülkeler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla onlar da bu sistemin içerisine girmiş oldular. O açıdan bizimki daima ilkeli ve prensipli bir şeydi. Burada bir genel bir tehdit değerlendirilmesi yapıldı. Yoksa belli ülkeleri tek tek ortaya çıkartırsanız o zaman yanlış yaparsınız. Hadi başka bir ülkeden gelirse ne yapacaksınız? İşte görüyorsunuz Orta Doğu'da değil ama daha uzak doğuda birdenbire ortalık ısındı, öyle değil mi? Evet. O açıdan bizimki ilkeli ve prensipli bir davranıştı. Bütün üye ülkelerinde bunu böyle anlayışla karşılaması ve desteklemesi tabii ki bizi memnun etti. Yani İran hedef değil mi diyorsunuz? Bir ülke değil, balistik füzeler karşı savunma tertibi var burada. Kimde varsa. Tabii ki hangi ülkelerde var yok bu biliniyor zaten. Dolayısıyla hedef olarak da değil, tekrar altına hedef ancak saldırı amaçlı davranırsanız hedef alırsınız bir ülkeyi. Burada öyle değil. Burada eğer NATO üyesi ülkeler herhangi bir balistik saldırıya karşı hedef olacaksa ona karşı korunuyor. Peki NATO'nun kuracağı bu füze savunma sisteminin NATO üyesi dışındaki özellikle İsrail'in de bu şemsiye altında değerlendirilmesi fikrine nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir şey söz konusu değil. Asla söz konusu değil. Çünkü bu tamamen NATO üyesi ülkelerle ilgili. İsrail NATO üyesi ülke olmadığı gibi NATO ile bir işbirliği de söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar kesinlikle doğru değil ve böyle bir şey de olamaz. Bunu yani ilke olarak da açıkça söylüyorum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. NATO imkanları sadece kullanılamaz. Sayın Cumhurbaşkanı, İran meselesinin, İran'ın nükleer sorununun meselesinin ele alınmasında Türkiye ve Batı arasında bir farklılık gözüküyor. Batı'da bir endişe, bir kaygı var. Türkiye ise daha çok diplomatik yollar üzerinde duruyor ve
Bu noktada Türkiye ile Batı arasında güvenlik noktasında bir algı farklılığı mı söz konusu? Hayır, şöyle, Türkiye komşusuyla ilgili bir konuda tabii ki çok hassas olacaktır. Biz şaka konuşmuyoruz. Diplomasi değilse savaş alternatifi. Irak'ta böyle olmadı mı? Diplomasiyle çözülemedi. Sonra savaş yaşandı. Bu savaşın bütün maliyetlerini kim ödedi? Tabii ki Irak halkı ödediği gibi çevresi de ödedi. 1990'dan bu yana Türkiye, Irak'taki olumsuzlukların çok büyük maliyeti ödedi. Terörle ilgili güvenlik meseleleri, göç meseleleri, ekonomik meseleler, bütün bunlar. Niçin başka bir komşumuzda bu tip maliyetler ortaya çıksın? Dolayısıyla biz tabii ki daha çok çalışacağız başka ülkelerden. Ben Latin Amerika'daki bir olayla ilgili ısrarcı değilim ki. Ben komşumdaki bir olayın barışçı yollarla, diplomasiyle hallolması için uğraşıyorsam herkesin bunu takdir etmesi gerekir ve bunu anlayışla karşılaması gerekir. Ve nitekim Türkiye aslında bu konuda katkı sağlamaya da başlamış vaziyette. Türkiye'de benzer bir tehdit ya da tehlike algısına sahip mi Batı'yla bu söylediklerinizin dışında? Abi biz Orta Doğu'da bütün nükleer silahlara karşıyız. Aslında bütün dünyada da bir nükleer silahların kaldırılması gerekir. Ama Orta Doğu'da bölgemizdeki bütün nükleer silahlara karşıyız. Bununla ben şu ülkenin İran nükleer silah yapıyor demiyorum. Ama bu tip tereddütler varsa tabii ki şeffaflık içerisinde bu konuda diplomasiyle çözülmesini hep telkin ediyoruz. Gayet açık, nükleer silah bölgede veya komşuda varsa önce size zarar verir. Dolayısıyla başka ülkelerden daha çok biz bunu dikkate alırız. Bir sabah uyandınız ve Tahran, tamamen tahayyüle dayalı bir soru, nükleer silahı olduğunu açıkladı. Türkiye ne yapar bu durumda? Yani farz-ı muhallelle hareket edilmez ki. Bu tehdit ve endişeden yola çıkarak Batı'daki... Biz kesinlikle komşumuzda veya bölgemizde nükleer silah görmek istemeyiz. Kesinlikle. Nükleer silahlara kesinlikle karşıyız. Ve bununla ilgili aslında bizim yine çok büyük diplomatik faaliyetlerimiz var. Birleşmiş Milletler'in 1. Körfez Savaşı'nda 687 sayılı bir kararı var. Bütün bölgenin, Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili. Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada tekrar bunun üzerine gidilmesi ve bu yönde daha büyük ölçekte çözüm bulunması daha kolay olur kanaatindeyim. Avrupa Birliği ile ilgili bir sorumuz olacak. Müzakere fasıllarının yarısından fazlası şu an bloke edilmiş durumda. Ve Türkiye'de AB'ye destek ciddi oranda %70'lerden %30'lara, 38'e düşmüş durumda. Gelinen noktada siz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine inancınızı koruyor musunuz? Ona da, o noktada hala inancınız var mı? Şöyle, biz Avrupa Birliği bir devlet politikası olarak bunu biz yürütüyoruz. Partiler üstü bir mesele ve bu konuda çok kararlıyız. Yani bizim için stratejik bir konu bu. Ayrıca 2005 yılında müzakereler başladı. Müzakerelere imza atan liderlerin hala bazıları görev başında, bazıları da hemen hemen hepsi de hayatta. Dolayısıyla hiç kimse attığı imzayı unutamaz. Avrupa Birliği'nin attığı imzaları şereflendirmesi, ahdine vefa göstermesi onun temel ilkelerinden birisidir. O bakımdan biz kararlıyız. Ama sizin söylediğiniz gibi birçok sünni problemlerle de karşılaşıyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'yi AB standartlarının Türkiye'de geçerli olduğu bir ülke yapmaktır. O açıdan Avrupa Birliği müktesebatının adapte edilmesi prosesi şu anda Türkiye'de devam ediyor ve bu tabii Türkiye'de çok güçlü hale getiriyor. Dolayısıyla bunda biz çok kararlıyız. AB yanı ne yapar onu bilemem. Ama biz üstümüze düşenleri yapmakta kararlıyız. Avrupa Birliği üyeliği olmazsa Türkiye'nin bir A ya da B planı, farklı bir alternatif projesi. Hayır, Türkiye'nin herhangi bir B bir planı yok. Ama müzakere sürecini biz başarıyla tamamlasak, bu sünni engeller kaldırılsa, müzakere sürecini başarıyla tamamlasak ve sonunda komisyon evet Türkiye hazır dese bile iş bitmiyor biliyorsunuz. Bazı üye ülkeler Türkiye ile ilgili referandum yapacaklar. Onlar nedir bilmiyoruz. O zaman Türk halkı ne der onu da bilmiyoruz. Belki de Türk halkı Norveç gibi de davranabilir. Ama burada yanlış olan şey Türkiye'nin müzakere sürecini
engellemek. Bu dar vizyonlu bir şeydir. Maalesef bazıları stratejik vizyondan çok uzak yaklaşıyorlar. Çok küçük ve günlük problemlerle hareket ediyorlar. Ama açıkçası kaybeden Türkiye olmaz, açık söylüyorum burada. Çünkü Avrupa liderlerin şöyle bir sorumluluğu var. 25 sonra, 50 sene sonra, 75 sene sonraki Avrupa'yı düşünmek zorundalar. Ama bugün gördüğüm bu vizyon noksanlığı Avrupa'da var maalesef. Daha doğrusu birlik içinde var. Avrupa daha büyük bir Avrupa. Bu Avrupa Birliği Türkiye'den limanlarını Rum gemilerine açmasını, Türkiye ise aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk kesimi üzerindeki ambargolarını kaldırmasını istiyor, şart koşuyor. Ve bu şekilde Kıbrıs konusunda bir deadlock, bir statüko, bir çıkmaz oluşmuş durumda. Bu durum daha ne kadar sürdürülebilir? Türkiye'nin daha önceden beri sürdürdüğü bir adım önde politikası var. Bu noktada Türkiye yeni bir adım atacak mı Kıbrıs'ta? Türkiye çok bir adım önde oldu. O kadar çok bir adım önde oldu ki ara çok açıldı doğrusu. Biz birkaç adım atarken başkalarının da bir iki adım atmalarını bekliyoruz. Daima Türkiye jest yapsın demek birazcık doğrusu saflık olur. Ve gerçekçi olmak lazım. Ve bu sorunu çözmek gerekir gerçekten. Bizim vizyonumuz Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs'ın tamamı Doğu Akdeniz'de büyük bir işbirliği alanı oluşturabiliriz. Biz böyle bir vizyonla bakıyoruz. Ama Türkiye limanlarını Kıbrıs Rumlarına açsın derken, ama Kıbrıs Rumlar da Türklere ambargoyu devam ettirsin, kabul ettirmesi mümkün mü? Etmesi mümkün mü? Yani bunun en doğrusu bütün ambargoların, bütün kısıtlamaların hepsinin bir anda kaldırılması. Bu daha iyi bir şey değil mi? Bu Avrupa Birliği ruhuna daha uymaz mı? Türkiye bunu söylüyor. Hep beraber ne kadar adada, Akdeniz'de kısıtlama, engelleme varsa bunların hepsini bir anda kaldıralım. Bir gecede kaldıralım. Bu iyi bir teklif değil mi? Peki bu kısır döngünün şu anki durumun devam etmesi durumunda adadaki ikili yapının sürekli hale gelmesi yönünde bir endişe görüyor musunuz? Hayır, bu bir defakto zaten. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işleyen bir demokrasi var. Bu demokrasi öbür taraftan daha sağlam bir demokrasi. Açık söyleyeyim size. Kendisini ispatlamış bir demokrasisi var. Dolayısıyla bu böyle devam eder. Buradaki yanlış şu tabii ki. Avrupa Birliği maalesef büyük bir yanlış yaptı. 2004 yılında Birleşmiş Milletler planı aynı zamanda Avrupa Birliği planıydı. Bu plan her iki tarafta da referanduma tabi tutuldu. Türkler evet dedi ama Rumlar hayır dedi. Hayır demelerine rağmen Rumlar Avrupa Birliği'nin bir üyesi oldu ki bu Avrupa Birliği'nin temel ilkelerine aykırıydı. Esas hata o zaman yapıldı. Çünkü kim Avrupa Birliği'ne tam üye olacaksa iç ve sınır sorunlarını çözmesi lazımdı. Temiz bir şekilde gelip Avrupa Birliği'ne üye olması gerekirdi. Halbuki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dosyası olan bir ülke Avrupa Birliği'ne geldi, üye oldu ve bütün problemleri Avrupa Birliği'nin içine taşıdı. Taşımakta da kalmadı, Avrupa Birliği'ni oy birliğiyle kararlar alındığı için bloke etmeye başladı. Şimdi böyle olunca Rum kesimi uzlaşmakta tabii ki zorlanıyor. Peki yine Avrupa Birliği ile müzakerelerde gündeme gelen basın özgürlüğü konusunda Türkiye son dönemde çok ciddi demokratikleşme yönünde ciddi adımlar attı. Özellikle referandumla, son anayasa referandumuyla. Fakat aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak görülen basın özgürlüğünde çok daha farklı bir tablo var ve kötü bir yerde. Son basın özgürlüğü indeksinde 138. sırada yer aldı. Aynı zamanda bu durum özellikle gazetecilere karşı açılan davalarla Avrupa Birliği ilerleme raporunda da ifade ediliyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl açıklıyorsunuz? Tabii ki basın özgürlüğü demokrasinin temel ilkelerinden birisi. Ülkeyi şeffaf hale getirir ve aynı zamanda yönetimleri kontrol eder. O bakımdan biz Türkiye'deki basın özgürlüğüne çok önem veriyoruz ve bu bağlamda çok büyük de bir değişiklikler yapıldı. Ama maalesef son dönemlerde birçok gazeteci için farklı sebeplerden çok davaların açıldığını gördük. Bu bizi de tedirgin etti doğrusu. Bunun için zaten ilgili bakanlığa hemen bir tedbir almaları gerektiğini söyledim ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bildiğim kadarıyla yakında bir
yasa değişikliği söz konusu olacak. Yani hükümet bu konuya önem veriyor ve bu konuda bir düzenleme yapılacak. Onlar da, yani açıklamak istemiyorum, onlar da mahkemelerdeki gizli belgeleri açıklamakla ilgili ama evet, ifade özgürlüğüyle ilgili değil. Tabii o da bir tehdit basın için. Dolayısıyla o konu düzeltilecek. Bu kadar serbestliğin olduğu bir ülkede, bu kadar yüzlerce ulusal kanalın, binlerce lokal televizyonların, radyonun olduğu ve herkesin serbest bir şekilde yayın yaptığı bir ülkede basın özgürlüğünün bu şekilde gölgelenmesini ben de istemem Cumhurbaşkanı olarak. Onun için bu konuda hemen bir yasal düzenlemenin yapılmasını istedim ve Adalet Bakanlığı hükümetle bu konu üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin de çok aktif olarak bulunduğunuz Ermenistan'la bir yakınlaşma süreci yaşandı Türkiye-Ermenistan arasında ve protokoller vardı Ermenistan ve Türkiye arasında. Bu protokoller her iki ülkede de şu an için buzdolabında kaldırılmış durumda. Uluslararası toplumu ciddi şekilde heyecanlandıran protokollerin bu şekilde bir çıkmaza girmesi neden? Sorun nerede? Şöyle tabii, zor meseleler bir hamlede çözülemiyor maalesef. Ama bu konuları çözme kararlılığımız bizim çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani Kafkaslardaki bütün problemler çözülmesi lazım. Bakımdan Türkiye Kafkaslar'da güvenlik ve işbirliği platformu teklifinde bulundu ve bu konuyla ilgili çok çalışıyor. Bütün sorunlar Kafkasya'daki. Sadece Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme değil, tabii ki Ermenistan ile Azerbaycan arasında, Gürcistan meseleleri. Bütün bunlar hepsi aslında yoluna konduğunda, Kafkaslar'da büyük bir güvenlik sağlandığında çok büyük de işbirliği sağlanacaktır. Bu vizyona sahip olan Türkiye, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda gayet samimidir. Bu konuda kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yani Türkiye'nin adım atmamasının, durmasını, buzdolabına kaldırılmasının nedeni Kafkaslardaki Minsk sürecindeki ilerleme olmaması mı olarak algılamak lazım? Ben doğrusu daha geniş bir çerçeveden baktığımda bölgenin birçok gerçekleri, realiteleri var. Bundan çıkarttığı birçok zorluklar var. Onun için biraz daha çalışmak gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla dondurulmuş değil. Yani ilişkilerimizde geldiğimiz nokta, çalışmalarda gelinen nokta dondurulmuş değil. Ama biraz daha farklı bir çalışma metodu takip ediliyor. Gizli görüşmeler... Yani şöyle söyleyebilirim, biraz daha sessiz bir diplomasi ama kararlı bir şekilde... Devam ediyor. Devam ediyor, evet. Ermenistan'la. Yani bütün bölgeyle ilgili, dolayısıyla tabii Ermenistan konusuyla ilgili de. Kürt meselesine ilişkin, siz geçtiğimiz yıl Prag'dan dönerken Kürt meselesinin Türkiye'nin en büyük sorunu, meselesi olduğunu ifade ettiniz. Ve son yıllarda da Türkiye en üst düzeyde bu meseleyi çok ciddi bir şekilde tartışıyor, ele alıyor. Gelinen noktada Türkiye'nin çözüme yakın olduğunu hissediyor musunuz, düşünüyor musunuz bu meselede? Şimdi bu konular tabii bazen farklı algılanıyor. Hani bir sanki ticari bir anlaşma imzalayacaksınız da bu anlaşma imzalandı mı, imzalanmadı mı gibi bakılamaz bu işlere. Bu mesele nedir? Türkiye'nin demokratik standartlarının topyekun yükseltilmesiyle ilgili bir konudur. Her alanda. Her alanda demokratik standartlar, hukuk standartları yükseldiğinde tabii ki özgürlük standartları da yükselmiş oluyor. Bu, bütün bu problemleri çözecektir Türkiye'de. O açıdan ben gayet ümit varım bu problemlerden Türkiye'nin kurtulacağını. Bu yönde önemli adımlar atılıyor. Bu yönde önemli kararlar alınıyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde bütün bunlar devam edecek. Tabii ki terör söz konusu olursa, terör size bu adımları atmanızı engeller. Terör birçok şeyi engellemiştir. Terör söz konusu olmasaydı belki bugünkü demokratik standartlar çoktan daha ileri seviyelerde gerçekleşmiş olacaktı. Ve bu problemler söz konusu olmayacaktı Türkiye'de. Türkiye son yaşanan Mavi Marmara olayından sonra İsrail'i hala müttefik ve dost bir ülke olarak görüyor mu Orta Doğu'da? Şimdi tabii ki Mavi Marmara birçok şeyi değiştirdi. Açık söyleyeyim, çok şeyi. Çünkü Akdeniz'in ortasında bir insani yardım yapmak için giden gemilere
uluslararası sularda İsrail ordusu saldırdı ve maalesef orada birçok insanı da öldürdü. Bunu bizim unutmamız mümkün değil açıkçası. Uluslararası hukuka bağlı olan bir ülke, Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülke, uluslararası hukukun gereğini süratli bir şekilde yaparak bunu telafi edebilirdi. İsrail bunu henüz telafi etmiş değil. O bakımdan biz de bunu unutmamız söz konusu değil. İsrail Türkiye'nin dostluğunu kaybetti. Şüphesiz ki yani İsrail Türkiye'nin, Türk halkının dostluğunu kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı, Euronews'e konuştuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ben de çok memnun oldum.